Bitcoin madencilik operasyonlarını oluşturmak ve ölçeklendirmekten öğrenilen 7 ders. Bitcoin madencilik operasyonlarını oluşturmak ve ölçeklendirmekten öğrenilen 7 ders. Her şey bir yurt odasında Bitcoin, BTC, madenciliği ile başladı. Birkaç maden kulesi ile bir hobi olarak başlayan şey. Dünya çapında 20 endüstri ölçeğinde madencilik çiftliğine ölçeklendi. Operasyonlarımızı yeni bir endüstride ölçeklendirdiğimiz için deneme yanılma yoluyla neyin işe yarayıp neyin yaramadığını keşfetmek zorunda kaldık. Çünkü bunun için bir el kitabı yok. Bizimki gibi çok sahalı, ölçekli bir operasyon oluşturmak kolay değil. Ancak madencilik operasyonlarınızı başlatmak, sahip olduklarınızı ölçeklendirmek veya bir madencilik şirketine yatırım yapmak istiyorsanız Size yardımcı olmak için öğrendiğimiz en büyük 7 dersi burada bulabilirsiniz. Sonraki hareketlerinizde gezinin. Bitcoin madenciliğinde bilinmesi gereken 7 önemli husus. Ders 1: Para kazanmak için çok para gerekir. Bir dizüstü bilgisayardan Bitcoin madenciliği yapabileceğiniz veya odanıza ve benimkilere bazı madencilik teçhizatları kurabileceğiniz bir zaman vardı. Ancak bir kez daha madenciler daha fazla rekabet yarattı ve karlı kalmak isteyenleri operasyonlarını ölçeklendirmek zorunda kaldı. Yakında bir hobi madenci yurt odasında madenciliğe ayak uyduramadı. Ancak karlı kalmak için gece gündüz çalışan madencilik teçhizatlarıyla dolu bir depoya veya depolara ihtiyaç duydu. Sektörle birlikte ölçeklendik ve büyüdükçe büyümemizi hızlandırdık. Ancak bugün katılmak isteyenlerin artık en alttan başlayıp yukarı doğru devam etme seçeneği yok. Bu, başlangıçtan itibaren sermaye yoğun projelere yatırım yapmak anlamına gelir. Ücretsiz Bitcoin nasıl kazanılır? Yatırım yok. Ders 2. Uzun vadeli ilişkiler kurun. Bitcoin madenciliği endüstrisi hızla büyürken, gücü elinde tutan sadece birkaç kilit oyuncu ile hala çok konsolide. Örneğin, büyük ölçekli bir madencilik operasyonu istediği satıcıdan sadece yeni donanım sipariş edemez. Bu noktada donanım sağlayan yalnızca birkaç satıcı var ve üretim döngüleri arzı sıkı bir şekilde kontrol eden birkaç yonga üreticisine dayanıyor. Şu anda küresel bir yonga sıkıntısı yaşadığımızdan bahsetmiyoruz bile. Bu başarının yalnızca verimli ve iyi yürütülen operasyonlara değil, Aynı zamanda endüstride birçoğu uzun vadeli olacak ilişkiler kurmaya da bağlı olduğu anlamına gelir. Bitcoin sürdürülebilir bir küresel para birimi olacak mı? Ders 3. Operasyonel verimliliği takıntı haline getirin. Operasyonel verimlilikten bahsetmişken, büyük ölçekli madenciler, rakiplerine göre üstün olduklarında karlı kalırlar. Bu, elektriği optimize etmek, en güncel donanıma sahip olmak ve bilgi işlem gücü kaybına neden olacak herhangi bir kesinti veya sorun yaşamamak anlamına gelir. Operasyonel verimliliği bir öncelik haline getirin. Örneğin, Mart 2020'de Bitcoin 4000 doların altına düştüğünde, birçok madenci belirsizlik ve oynaklıktan kurtulamadı ve zorlandı. Yine de o operasyonel verimliliğimiz sayesinde hayatta kaldık. Bitcoin'e yatırım yaparken bilinmesi gereken temel bilgiler. Dördüncü ders, yenilik yapmaktan asla vazgeçmeyin. Ata sözü yenilik yap ya da öldür. Veri merkezlerinin karlı kalmak için güçlü ve hızlı kalması gereken Bitcoin madenciliğinde, yenilik yapmaya devam etmekten başka seçenek yok. En önemlisi, bu, ekipmanınızı güncel tutmak ve eskimesine izin vermemek anlamına gelir madencilik operasyonları, donanımın bir süreliğine yedek siparişte olabileceğinden, ekipmanı değiştirmeyi ve doğru zamanlamayı önceden planlamalıdır. Her türlü kesinti süresinin size mal olacağını unutmayın. İnovasyon aynı zamanda, madencilik operasyonlarının yönetimi için özel olarak tasarlanmış yazılım programları oluşturmak gibi, şirketinizin çalışması için daha iyi ve daha verimli yollar yaratmak anlamına da gelir. Bu sektörde teknoloji size avantaj sağlayacak ve en küçük gelişme bile sizi rakiplerinizin önünde tutacaktır. Dünden bugüne betüce bitcoin. Beşinci ders, konumunuzu akıllıca seçin. Konum, konum, konum diyorlar. Bitcoin herhangi bir yerde çıkarılabilse de, büyük ölçekli madencilik operasyonlarının çeşitli nedenlerle mağaza kurarken konumlarını göz önünde bulundurması gerekir. Tüm lokasyonlar aynı fiyatlara aynı elektrik kaynaklarını sunmayacak. Bu nedenle madencilerin sadece bol, ucuz elektriğe sahip değil, aynı zamanda elektriğin yeşil ve sürdürülebilir olmasını sağlamak için de yerler bulmaları gerekiyor. Son olarak, siyasi rüzgarların bir gecede değişmeyeceğini ve son zamanlarda Çin ve İran'da olduğu gibi tüm operasyonların kapatılacağını bildiğiniz Bitcoin madencilerini cesaretlendiren bir yere gidin. Betü gmap. Ders altı, vakit nakittir. Bunu zaten söyledim. Ancak zaman gerçekten nakittir ve bilgi işlem gücündeki herhangi bir kesinti veya gecikme maliyetli olabilir. Bu, donanım yükseltmeleri üzerinde büyük operasyonel kontrole, madencilik teçhizatlarına hizmet vermek için bir plana ve operasyonları verimli bir şekilde yönetebilen yazılımlara sahip olmak anlamına gelir. Bu aynı zamanda yaratıcı olmak anlamına da geliyor. 2015'te madencilik donanım sevkiyatları için aylarca beklemenin gelirimizi azaltacağını biliyorduk. Bu yüzden makineleri bize daha hızlı ulaştırmak için 747'leri kiraladık ve bu da standart nakliye nedeniyle kaybedilecek milyonlarca ekstra gelir elde etmemizi sağladı. Bunlar, yalnızca almaya istekli olmanız değil, Aynı zamanda operasyonlarınız hakkında almayabilecek kadar bilgili olmanız gereken hesaplanmış hareket türleridir. Bit join'e geç kaldığınızı mı düşünüyorsunuz? Tekrar düşünün. 7. ders, ölçek her şeydir. Son olarak, ölçek her şeydir. Daha önce söyledim. Artık en alttan başlayıp yukarı çıkamazsın. Bunun yerine yarış olabildiğince büyük olmaktır çünkü ölçek doğrudan gelirle ilişkilidir ne kadar büyükseniz o kadar fazla kar elde edersiniz bitjoin nasıl satın alınır kısa çizgi başlangıç kılavuzu daha büyük daha iyi daha hızlı daha büyük daha iyi daha hızlı terimi gerçekten bitjoin madenciliği için geçerlidir bu nedenle strateji oluşturmaya zaman ve para yatırmaya problem çözmeye ve risk almaya hazır değilseniz, o zaman başka bir sektör sizin için olabilir. Öğrendiğimiz daha pek çok ders ve önümüzdeki yıllarda öğreneceğimiz pek çok ders var. Bugün, merkezi olmayan para biriminin geleceğini ve dünya çapında değer alışverişi için yeni yollar yaratan bu yeni endüstriyi inşa etmeye devam edeceğiz. Bu yazı yatırım tavsiyesi veya tavsiyesi içermemektedir. Her yatırım ve ticaret hamlesi risk içerir ve okuyucular bir karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır. Genesis Group ve Genesis Mining CEO'su Marcos Treng'in Joint Telegraph'a verdiği röportajdan alıntıdır. Marcos Treng, dünyanın en büyük kripto madenciliği şirketlerinden biri olan Genesis Group ve Genesis Mining CEO'su ve kurucu ortağıdır. 2013 yılında Genesis'i kurmadan ve blok zincir teknolojisi ve kripto para birimlerinin ateşli bir savunucusu olmadan önce Marco Munich Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde matematik okudu.